Hoş geldin. Zeynur. Oh canım. Çok güzel olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Şöyle bakınayım. Tamam. Baba. Hocam. Ben çok sıkıldım. Oda mı gitsem olur mu? Olur mu? Gidebilirsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Liloş. Aa Defne. Ne haber? Ne zaman döndün sen? Yeni döndüm de senin bu yüzünün hali ne? Ne oldu sana? Yok bir şey. Canım sıkkın biraz. Ya, babam dışarı çıkmama izin vermiyor. Allah'ım ya. Kızım seni bu evde böyle koruyup gözetecek kimse yok mu? Söyle Zehra'yı halletsin. Yok olmaz şimdi ya. Babamla Zehra. Ha, tamam. Duydum onu ben. Yıldız, Yıldız'a söyle. Yok artık ya. Saçmalama. Genç üvey annemden nefret ediyorum ha. Kızım kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz ya? Bu kafalar kaldı mı? Ne kadar demodesin. Şimdi sen üvey anneyi elde edeceksin. Bütün işlerini de ona yaptıracaksın. Biraz kafanı kullan. Hoş geldin Alihan. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Zeynep yok mu? Haberim yok. Gelir birazdan. Nasılsın Yıldız? İyiyim Alihan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vay 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 vay. Yıllar geçtikçe çirkinleşirsin diye ümit ediyordum ama. Nedenmiş o? Niye bana kalmadın diye daha fazla üzülmeyeyim diye. Neden olacak? Ne zamandır görüşmüyoruz. Hadi gel çıkalım yukarı anlat biraz. Dayıcım hoş geldin. Fıstığım. İyi eğlenceler. Yukarıdayım. Tamam. Çok heyecanlıyım ilk davetim ya. Aa, kardeşim geldi. Zeynep'im. Hoş geldin. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Anne nasıl değil mi? Daha iyi olacak. Aa şey. Hayırlı bak. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Alihan da geldi. Yukarıda. Hadi siz çıkın. Biz de geliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi, her şey yolunda mı? Evet. Öyleydin ya. Nereden buluyorsun Allah aşkına bunları? Alem adamsını. Daha sonra söyleyeceğim nereden buldum. Bir dakika. Ne haber? Geleceğini bilmiyordum. Geleceğini davet ettim. Tahmin ettim. Merhaba, Defne ben. Merhabalar, Cem. Merhaba, Zeynep. Memnun oldum. Ben Cem. Cemlerin kardeşi. Nasıl oldu da bugüne kadar hiç karşılaşmadık biz? Ben uzun zamandır Amerika'daydım. Ben de uzun zamandır Londra'daydım. Lely'i çok severim. Aa durun. Ben sizin düğününüze davetliydim. Yani maalesef katılamadım. Aa yok biz... Onlar evli değil. Aa, çocuklar çok pardon. Önemli değil. Ben zaten eşimden boşandım. Ama çok üzüldüğümü söyleyemeyeceğim. Çünkü çok tatlı bir kız arkadaşın var. Yok. Zeynep'le biz arkadaşız. Bugün çam deviriyorum. Biri beni durdursun. Zeynep'ciğim kusura bakma. Ben böyle arada dangıl dungu konuşurum. Sen beni idare et. Madem bu kadar çok konuştum, finali yapıyorum. Siz ikiniz sevgili olsanız çok yakışırsınız. Ben bir araya bakıp geleceğim. Anetlerin bu sesini de alınabilecek. Oh, babacığım gelmiş. Sakın fazla içeyim ya. Yok baba, bu son zaten, merak etme. Merak ediyorum. Tamam. Gözüm sende mi gel? Tamam.
nasılsınız? Yaşayalım değil mi? Merhaba hanımlar, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Tamam, bunlar güzel işler. Sen ne oldu? Hayır efendim. Asıl sorun bunları siz gümüş takımlar istemiştiniz ama devamı yok, bulamıyorum. Tamam Aysel, başka bir şey çıkar o zaman. Tamam, tamam efendim. Yıldız. Ha. Bir şey konuşabilir miyiz seninle? Tabii, söyle. Biraz özeldi. Çalışma odasında konuşalım. Ay, bir şey mi oldu? Korkma beni. Derken. Ne oldu? Anlattım. Ne oldu Lila? Yıldız, senden bir şey rica etsem benim için yapar mısın? Lila bak, oyun oynayacak halim yok. Sakın beni öyle şeylere bulaştırma, tamam mı? Yıldız, yemin ediyorum oyun falan yok. Bak, bugün bir arkadaşımın doğum günü var ve babam gitmeme izin vermiyor. Beni bir iki saat idare etsen. Ya deli misin sen? Ne dediğini farkında mısın? Yıldız hadi ya, ne olur bak. Lütfen, söz verdim ve gitmezsem gerçekten çok ayıp olacak. Hadi Yıldız ya. Halit eğer senin bu evde olmadığını anlarsa seni de beni de mahveder. Ya parti bitmeden dönmüş olacağım diyorum, söz veriyorum. Bak, sadece Lila odasında uyuyor diyeceksin. Hepsi bu. Bir iki saat Yıldız ya. Hadi Yıldız, hadi. İyi tamam. Bak ama sakın geç kalmak yok, tamam mı? Tamam, çok teşekkür ederim. Merak etme, bir iki saat evdeyim, tamam? Tamam. Çok teşekkür ederim, geç kalma. Lila'yı kendi tarafıma çekeyim de seni rahat et kalsın. Farkındaysan bir türlü yalnız kalamadık. Nasılsın? Of Halit, hep böyle yüzeysel mi olacaksın? Korkma, karın anlamaz. Defne. Ne yani, yalan mı? Yani sürekli bir kaçış halindesin. Senden kaçmam için bir neden yok ki. Bu cümlenin ana fikrini bulmuş. Ben bir Alihan'a bakayım. Bak bakalım. Fazla dikkat çekiyor. Ne? Zeynep'e bakışları. İyi bari. Çok güzel. Bir şey dedin. Lila'yı gördünüz mü? Hayatım şey, Lila yatıyor, uyuyor. Şimdi baktım. Hı, evet evet. Yorulmuş herhalde. Kalabalıktan da sıkılmış olabilir. Zaten çok davetimiz var hayatım. Hakkı Bey de seni arıyordu. Hakkı Bey. Hakkı Bey merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben sağ olun. Teşekkür ederim. Alt salondaki tabloyu nereden aldın? Önümüzdeki hafta mücadeleye gideceğim. İstiyorsanız oraya götürürüm. Harika. Eşim zaten. Gayet iyiyim. Gelmemi ister misin seninle? Yok, sen gelme. Çünkü benim önemli bir telefon konuşması yapmam gerekebilir. İnşallah. Evet. Ben şimdi sana günü göstereceğim. Zehra, iyi misin? Ne oldu? Zehra, iyi misin canım? Zehra, iyi misin? İyiyim, ayağım takıldı ya. Sorun yok. Gel, gel hemen üstünü değiştirelim.
Sevgili dostlar, lütfen içeri girelim ve eğlenmemize devam edelim. Lütfen, buyurun. Görüyor musun yaptığını yapacağını? Ablacığım yazık, kız suya düştü ya. Üf, nesine yazık ya? Eğitimli, zengin, güzel. Ne istiyor yani sürekli? Rezil etti partimi de. Şimdi herkes bunu konuşacak. Rezil oldum ya. Çok kızacak babam. Ya hayatım saçmalama, ne kızması. Ben halledeceğim diyorum sana. Şimdi ilacını iç. Arkada. Tamam, sakin. Hadi yat bir tane. Hadi canım. Çok kızacak babam, çok. Halledeceğim ben, merak etme. Ne defnesi şimdi? Halit'i bulmam lazım. Eğer Lila'nın odasına giderse biterim ben. Niye, ne olur ki? Ya Lila evde yok. Ben izin verdim. Halit öğrenirse öldürür beni. Ne? Onu bulayım ben. Ya haklısın, haklısın ama yani bu geceyi zehir etmeseydin keşke. Yani yarın kız bağır çağır, ne istiyorsan yap. Ayrıca burada olman daha çok dikkat çekiyor, söyleyeyim. Defne, sen git, ben sakinleşince gelirim. Peki. Halit, ya şu kolyeme bir bakabilir misin? Bakayım. Biraz canımı acıttı da. Bir dakika. Şey yok. Halit, ben seni hala unutamadım. Zor durumda bıraktın beni. Sakın bir daha bunu tekrarlama. Zaten böyle şeylere. Ben götürebilirim istersen. Gerek yok. Ne
Allah ya. Dur yolcu edeyim bari seni. Ne oluyor? Cem Bey ben gidiyorum. Beraber çıkalım o zaman. Tamam olur. İyi akşamlar. Gel. Zeynep Yılmaz geldi efendim. Al içeri. Hemen. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Otursana. Buraya niçin geldiğini ve ne düşündüğünü biliyorum. Bilemezsiniz Halit Bey. Yıldız size güvendi, inandı. Ben de size inandım. Ablamın gözünüz gibi bakacağınıza, onu üzmeyeceğinize söz vermiştiniz siz. Ben sözünden dönmedim. Ve dün gece Yıldız'ı üzecek, onurunu kıracak hiçbir şey yapmadım. Halit Bey, ben dün gece gördüm sizi. Gördüğümden beri de gözümün önünden gitmiyor bu. Oradan çekin göründüğünün farkındayım. Ama sandığın gibi bir durum olmadı. Bak Zeynep, evet geçmişte Defne ile aranda bir şeyler oldu. İnanmıyorum ya. O zaman da evliydiniz herhalde. Evliydim ve mutsuzdum. Geçmişte bir hatam oldu. Ama bu tekrarlanacağı anlamına gelmiyor. Şu anda mutluyum ve Yıldız'ı çok seviyorum. Madem Yıldız'ı çok seviyorsunuz, niye bu kadınla samimi olmasına engel olmadınız? Veya niye bunu konuşmadınız? Yani bu Yıldız'ı aptal yerine koymaktan başka bir şey değil, öyle değil mi? Estağfurullah. Ama haklısın, gizlememeliydim. Yalnız Yıldız'la aram yeni düzelmişti, onu bozmak istemedim. Peki. Dün gece gördüklerim? Zeynep, dün gece Defne arkamdan çalışma odama geldi. Ve bana karşı hislerinin hala devam ettiğini söyledi. O anda da sen geldin. Ya ben gelmeseydim? Hiçbir şey değişmeyecekti. Ona karşı hiçbir şey hissetmediğimi anlattım. Defne de bunu gayet iyi anladı. Halit Bey bakın. Ben dün gece gördüklerimden sonra yani bunları Yıldız'a anlatmalı mıyım? Ya da anlatırsam nasıl söylerim diye düşünmekten uyuyamadım. Benim için önemli tek bir şey var. O da ablamın üzülmemesi, mutlu olması. Bu yüzden ilk önce size geldim. Teşekkür ederim bana geldiğin için. Bak Zeynep, seni temin ederim ki Defne ile aramda hiçbir şey olmayacak. Ben Yıldız'ı çok seviyorum ve mutluluğumun bozulmasını istemiyorum. Defne ile konuşacağım. Bir daha ne Yıldız'la görüşecek ne de çevremizde dolaşacak. Bana güven. Peki. Umarım güvenimi boşa çıkarmazsınız. İnan bana boşa çıkmayacak. Halit'ciğim. Beni buraya kadar çağırdığına göre ciddi bir şey var. Evet, Yıldız'la bir daha görüşmeni istemiyorum. Aa, küçük kız kardeş sorun mu çıkardı yoksa? Hayır, ben sorun çıkartıyorum. Bak Defne, ben karıma aşığım. Onun üzülüp pırpalanması benim en son isteyeceğim şey. Vay vay, sen bu kızı gerçekten seviyorsun ha? Yani ben böyle sen evlendin, biraz takılır ayrılırsın diye düşünmüştüm. Yanlış düşünmüşsün. Hı. Aslında kabahat bende. En başından beri görüşmenize izin vermemeliydim. Tamam. Biz de o zaman görüşmeyiz. Hem bakarsın bir süre sonra tekrar karşılaşırız. Hadi ben kaçtım. Kendine iyi bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.